Merhabalar tekrar arkadaşlar. Bugünkü ikinci videom bu. Ve bu videoda sizlerle yine Amerika hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Ve daha önce bir video yapmıştım buna benzer. Bir ay, bir buçuk ay kadar önceydim. Bu bir buçuk ay içinde tabii ki biraz daha fazla tecrübe kazandım. Aslında sanırım yabancı bir ülkede geçirilen her yeni gün apayrı bir tecrübe. Sadece 4 aydır buradayım. Hatta henüz 4 ay bile olmadı. Haziran 5'te 4 ay olacak. Ama söyleyebilirim ki 4 ay önceki bilgen kesinlikle değilim. Yani belki karakteriniz değişmiyor ama gördüğünüz şeyler değişiyor. 4 ay bir insan ömründe çok uzun bir zaman değil. Ama cidden bana buraya gelmenin çok şey kattığını söyleyebilirim. Dünya görüşünüz değişiyor. Daha önce de söylemiştim daha önceki videomda. Aslında bu daha önce yaptığım videonun bayağı bir benzeri olacak muhtemelen. Sadece konuşmak istedim ve sizlerin soruları da gelmeye devam ediyor. O yüzden sorulara da cevap vermek istedim bu video aracılığıyla. Daha önceden eklemeyi unuttuğum şeyler varsa onları da eklemek istedim. Bu arada arkadan böyle tabak kaşık sesleri falan gelirse ev arkadaşım şu an yemek pişiriyor. Onları duyabilirsiniz. Kendisi bu konuda bayağı başarılı. Şu anda bana bakarak gülüyor. Kendisi bayağı başarılı bu konuda. Bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. 4 ay oldu hemen hemen gelelim. Ve yaptığım her şey değişti. Günlük rutinim değişti. Gördüğüm insanlar değişti. Çok mutlu olduğum günler oldu. İyi ki buradayım dediğim günler oldu. Çok ağlayıp niye geldim ben buraya dediğim günler oldu. Özellikle son 2 haftadır çok oldu o günler. Ama gelmeyi çok istemiştim ben buraya gelmeden önce. Hem maddi yönden hem de işte bürokrasi yönünden hem de manevi yönden çok zorluk çektim buraya gelmek için. Ama çabaladım bayağı ve geldim. Şimdi zorlandığımda benim burada ne işim var geri döneyim dediğimde işte hep o günler aklıma geliyor. Bir de burada o tecrübeyi yaşayan arkadaşlarla konuşuyorum. Bir tane iş arkadaşım var. Çocuk erkek. Erkek olmasına rağmen derler erkekler alamaz diye. Konuştuğumuzda şey diyordu. Bir dönem geldi hayatımda. Her gün ailem diye Türkiye diye ağlıyordum. Ve Türkiye'ye geri dönmeyi çok istedim. Bunalıma girdim. Türkiye'ye döndüm. Bir hafta sonra çok pişman oldum. Çünkü ne kadar aile de olsa ki hayattaki en önemli şey aile elbette. Ne kadar özlediğiniz şey aile olabilir, arkadaşlarınız olabilir, belki sevgiliniz olabilir, o olabilir ama bir hafta sonra, oraya gittikten bir hafta sonra tekrar o eski rutine dönüyorsunuz ve aslında buraya gelmek için çabaladığınız her şeyi boşa atmış oluyorsunuz. Sadece özlemin peşinden giderek demişti bana. O yüzden çok iyi düşün eğer dönmeyi düşünüyorsan demişti. Dediğim gibi burada çok zorlandığım günlerde ki bu günler çok yakın günler henüz çok taze her şey. Ne yapıyorum ben burada ya geri döneyim niye bunu çekiyorum dedim ama herkes bana sabret dişini sık diyor. Ben de öyle yapacağım. Neyse gene notlar aldım. Çünkü unutuyorum konuşurken daldan dala konudan konuya atlıyorum. O yüzden iyi yönlerini kötü yönlerini ilginç yönlerini söyleyeceğim size bu videoda. Bir önceki videonun çok tekrarı gibi olursa kusura bakmayın. Başlayalım. Mesela ilk notum toplu taşıma diye almışım. Burada şu an ikinci evimdeyim Amerika'da. Daha önce Meksika sınırına bayağı yakın bir yerde oturuyorduk. Zaten San Diego hemen Meksika sınırında. Amerikan haritasını biliyorsunuzsanız biliyorsunuzdur. San Diego'nun hemen Meksika sınırında olduğunu. Ama San Diego'nun içinde yani San Diego şehir olarak düşündüğünüzde bir de iyice artık böyle sınırın da sınırı var. O Meksika sınırına çok yakındım ben daha önceki evde. Şu an daha içerilerdeyiz. Daha merkeze yakınız. Başka bir yerdeyiz. Söyleyeyim. Hatta North Park'ta oturuyorum şu an. San Diego North Park'ta. Ve biraz daha iyi bir muhit burası. Daha önce oturduğum yere kıyasla. Orada sürekli troley kullanıyorduk toplu taşıma için. Buraya taşındığımdan beri sürekli otobüs kullanıyorum. Burada pek troley yok. Otobüs ilginç. Birincisi ben her şekilde Türkiye'nin en azından İzmir'in toplu taşımasını tercih ederim. San Diego'ya kıyasla çok daha hızlı, ucuz ve bence daha modern. Ama burada otobüsler fena değil troleye kıyasla. Çok ilginç tipler görüyorsunuz. Yani cidden hani böyle şey istiyorum bazen keşke böyle fotoğrafını çekebilsem o an gördüğüm şeyin. Böyle YouTube'a koyup sizinle paylaşabilsem. Ben kendimi Türkiye'de genel Türk kültürüne kıyasla diyeyim.
daha açık görüşlü buluyorum bazı insanlardan. Hani bu da küçümseme falan değil aslında. Ama kendimi açık görüşlü bir insan olarak gören biri olarak bile burada gördüğüm şeyler bazen beni hayrete uğratıyor. Mesela hani cidden görünmesi lazım. Olumlu yanları da var. Mesela burada toplu taşım, hatta yaşamın kendisi diyeyim, engelli insanları düşünerek çok kolaylaştırılmış. Otobüste engelli insanlar biniyor tekerlekli sandalyeleriyle ve onlar için özel bölmeler var. Otobüslere bu kneeling bus diyorlar. Yani aşağı eğiliyor otobüsün böyle biraz yana yatan otobüsler. Arabalarıyla biniyorlar. Ondan sonra şoför ilgileniyor birebir. Geliyor onları bağlıyor. Şoförün görevi bu. Onların böyle arabalarını bağlıyor. Yani yolculuk boyunca güvenli bir şekilde seyahat ediyorlar. Ondan sonra iniyorlar. Mesela bu süreç 5 dakikada sürüyor. Hiç kimse oflayıp oflamıyor. Kimse ay ben geç kaldım işe. Bu odan 5 dakika niye böyle otobüsü bekletiyor demiyor. Kimse birbirinin üstünden sıraya atlamaya çalışmıyor. Otobüs erkenden kapmaya çalışmıyor. İnsanlar birbirlerini bekliyorlar. Başka? Dediğim gibi otobüsler toplu taşıma, trolley de öyleydi mesela, engelli insanları düşünülerek yapılmış ve çok fazla da zaten var onlardan, kullandıklarını görüyorsunuz toplu taşımayı. Orada umarım arkadan gelen ses sırası hiç değildir. Değildir herhalde ya, zaten yemek pişme sesi ne kadar kötü olabilir ki değil mi? Ne diyordum? Otobüsler öyle. Avantajı bu. Engelliler için avantajı. İnsanların birbirine saygısının olduğunu görüyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Garip bir şey var. İnsanlar otobüse petleriyle binebiliyorlar. Yani köpekle otobüse binen insanlar gördüm defalarca kez. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz otobüse köpekle bindiğinizi? Burada troleyde, otobüste defalarca kez gördüm. Zaten burada herkesin köpeği var. Garip yani herkesin. Tabii ki Türkiye'de de bir sürü insanların kedisi köpeği var ama burada çok daha fazla. Sürekli dışarıdalar görüyorsunuz. İnsanlar mesela köpeğiyle dışarıda geziyor. İbo ya onu gürültüsüz pişirmenin bir yolu yok mu? Valla bilgen yok gibi ya. İnşallah rahatsız olmuyorsunuz. Ama çocuk beni uyardı. Bilgen ben yemek yapacağım. Arkadan sesler gelecek. Sen videonu ona göre mi yapsan acaba dedi. Ben de yak ya ne olacak dedim. Haklıymış. Neyse. İnsanlar köpeğini gezdiriyor mesela. Köpek aşağıda saçmalamaya başladım. Köpek tuvaletini yapıyor. Adam hemen çantasından ya da kadın çantasından bir poşet çıkarıp hemen alıyor atıyor. Yani şey gibi benim köpeğim affedersin bırak da orayı ben gideyim değil burada. Öyle yapmıyorlar. Böyle otobüse köpekle biniyorlar. Sonra otobüslere ve trolleylere çok fazla evsiz biniyor. Evsiz insanlarla yan yana gidiyoruz. Ama dediğim gibi yani rahatsız edici bir tavırları yok. Elbette belki içlerinde zihinsel problemi olanlar vardır. Tehlikeli olabilecek olanlar vardır. Ama açıkçası ben hiç denk gelmedim henüz. Onun dışında otobüste insanlar ya da trolleyle gürültülü bir şekilde müzik dinleyebiliyorlar. Bu benim çok hoşuma giden bir şey değil aslında ama oluyor. Ya da hiç tanımadığınız bir insan sizinle böyle durup dururken konuşmaya başlıyor. Çok normal bir şeymiş gibi. Siz kadınsanız bir erkek de sizinle konuşabiliyor. Yani Türkiye'de bu durumlara biraz daha çekinirler. Burada öyle değil. Benimle de çok konuşan oldu. Ben işim dolayısıyla iki iş değiştirdim. Yani bugün ikinci işim hatta bir ara ikisini aynı zamanda yapıyordum. Neyse. Her iki işimde de insanlarla sürekli iletişim halindeydim. Ve çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Geneli çok nazik, konuşkan, çok güler yüzlü, anlayışlı, sabırlı. Bir kısmı biraz daha kaba olabiliyor. Yani birkaç kaba insanla da karşılaşıyorum ama genel anlamda çok nazikler. Neyse dediğim gibi konudan konuya atlıyorum. Otobüse köpekle biniyorlar ya daha ne diyeyim yani adam köpekle biniyor. Ve hatta güvenlikler var trolleylerde özellikle çok olurdu. Bir gün trolleyde oturuyorum müzik dinliyorum dalmışım böyle. Yanımdan şöyle koluma sürtünerek bir şey geçti kafayı bir çevirdim K9 mu diyorlar. Koskocaman kurt köpeği trolleyin içinde güvenlik. Polis mi oluyor onlar yoksa güvenlik mi? Güvenlik. Ama polis gibi görünüyorlar. Özel güvenlik. Ha, özel güvenlik yani böyle polis gibi giriyorlar işte. İnsanların biletleri falan kontrol ediyorlar. Köpeğiyle binmiş. Köpek de benim kadar kocaman köpekle binmiş. İnsanların arasından geçiyor. Bir de böyle koluma sürtünce korktum. Böyle düşünün yani. Trolleyin içinde. Metronun içinde iki tane polisin koskocaman K9 köpekle gezdiğini düşünün. Ne kadar abes bir görüntü. Burada değil yapılıyor yani. Onun dışında insanlar otobüste
trolley bisikletleriyle biniyorlar. Koskoca bisikleti adam otobüste ya da otobüslerin önünde yer var bisiklet için. Trolley ile yok. Ve trolleyin içine sokuyorlar böyle yanınızda bir tane bisikletli adam. Burada kimse bir şey demiyor, normal. Zaten deli gibi bisiklet kullanıyorlar. Deli gibi kaykay kullanıyorlar. Her yerde. Bir de yani böyle çok yaşlı, tabii ki genelde daha gençler ama yaşlı yani normal orta yaşlı insanlarda da gördüm. Gençler deli gibi kaykayı ulaşım aracı olarak kullanıyorlar. Kadın ve yani kız, erkek hiç fark etmiyor. Bunu yapıyorlar. Kaykay çok kullanıyorlar. Onun dışında yemek olayı. Bu arada geçenlerde bir Arap markete gittik. Türk yemek, Türk malzemeleri bulabiliriz diye. Gene adam gibi peynir bulamadım. Bir tane Greek, Yunan peyniri bulduk. Fena değil ama yani bir Ezine peyniri de değil. Ben zaten Türkiye'de de peynir konusunda seçiciydim. Öyle beyaz peynir falan çok sevmem. İlla Ezine olacak. Ya da Erzincan tulumu olacak. Bilen bilir. Erzincan tulumu. Muhteşem. burada haliyle peynir konusunda hala sıkıntı yaşıyorum. Bana tavsiye verenler olmuştu. Feta al falan diye de. Yok arkadaşlar, feta da denedim. Yani evet, buranın böyle tatsız susuz süt kokulu peynirlerine kıyasla daha bir tadı güzel ama yok yani. Bir Ezine peyniri değil. Zeytin de ona keza. O gün o Arap marketinden zeytin alacaktık ama böyle çok acıydı zeytinler. Güzel değildi. Ben zeytinle de Türkiye'de hep Marmara Birlik alırdım. Süper. Pek severim siyah zeytin. Yemek konusunda sadece kahvaltıda zorluk çekiyorum. Onun dışında yemeklerde çok zorluk çekmiyoruz. Ben de ev arkadaşım da çok zaten böyle her şeyi yiyen tiplerdeniz. Yani çok hani ben şunu yememci, bunu yememci değiliz. İlla böyle aman et olsun, şu olsun, bu olsun da değiliz. Ben burada et zaten nedense çok beğenmiyorum eti. Ben koyun etini daha çok seviyorum danadan ki bunu buraya gelince anladım. Burada genelde hep dana var. Domuz eti sevmiyorum. Bu arada daha önceki videoda bacon yediğimi söylemiştim ve bazı arkadaşlar "Aa bilmiyorum, bacon domuz eti işte nasıl yersin" falan filan demişlerdi. Şimdi bu biraz hassas bir konu. İçinizde oldukça dindar olan arkadaşlar olabilir. Ben asla domuz yemem diyen insanlar olabilir. Saygı duyuyorum. Fakat ben değilim öyle. Yani ben açıkçası çok dert etmiyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir düşünce var aslında, bana hep garip gelmiştir. İşte giderim iki bira içerim ama domuza gelince hayatta yemem, haram. Oh, domuz haramsa içtiğimiz biralar da haram arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Yani haramsa eğer. O yüzden sizin düşüncelerinize, inancınıza saygım sonsuz. Aynı saygıyı bekliyorum ben de. Domuzun etini sevmiyorum. Burada zaten hayatımda ilk defa burada yedim. Ve evet, lezzetli değildi. Fakat bacon, domuza dair sevdiğim tek şey, gayet de lezzetli. Yemeye devam ediyorum. İnşallah kimsenin hislerini incitmez bu. Onun dışında balık çok severim Türkiye'de. Severdim. Fakat burada da güzel ama Türkiye'deki gibi değil. Burada böyle daha bir işlenmiş balık. O yüzden de çok bayılarak yemiyorum. Deniz ürünlerini, karidesi çok severek yiyorum. Ay geçen gün yedim hatta bir tane Çin restoranı. Çin yemeklerine aşığım. Bildiğiniz aşığım. Yani burada en severek yediğim şey, hatta erkek arkadaşım dalga geçiyordu benimle. Haftanın 5 günü Çin yemeği yersin sen, o kadar düşkünsün diye. Pek seviyorum. Erkek arkadaşım var artık. Neyse, ne diyorduk? Yemek konusunda yani şu an biraz kahvaltıda zorlanıyorum. Peynir, zeytin bulamadığım için. Arap lokantasında çok bayılmadık. Gittik zaten sırf Arapça müzik var. Şu anda ev arkadaşım nane yıkıyor. Böyle yaş nane, bu şey, kuru nane değil de yapraklı olanlar böyle. Birazdan onunla yiyeceğiz. Pek severim. Bir tane böyle cacık gibi bir şey almıştık. Greek. Ne diye satılıyordu o? Greek bir şey yazıyordu üstünde. Bir şey sos, hani sos. Bir şey sosu diye satılıyor. Bildiğiniz cacık da aslında. Ha, yoğun böyle. İçinde salatalık falan var. Yoğurtlu sarımsak vardı. Aa, muhteşemdi. Geçenlerde ayrılmadan önce erkek arkadaşımla bir Yunan kafesine gitmiştik. Burada zaten Türkiye'de yediğimiz her şey Yunan diye geçtiği için dönerden baklavaya, peynirden, yoğurda, her şey sırf Yunan, Yunan, Yunan diye geçtiği için artık kabulleniyorsunuz bunu. Bu Yunanların suçu değil, bu bizim suçumuz. Ki zaten o hani bunlar yediklerimiz Yunan mı, Türk mü tartışmasına hiç girmeye bile gerek yok. Onlara göre bunlar Yunan, bize sorarsanız Türk. Ama şöyle bir şey var, bizim yapmadığımızı yapıp adamlar bunları bir güzel dünyaya tanıtmış Yunan yemeği diye. Burada gittiğim yerlerde baklava mesela söz konusu olunca, aa işte Yunan restoranında yemiştim, Yunan tatlısı değil mi falan diyorlar. Hayır diyorum, Türk. Falan oluyorlar böyle. Bu da bizim suçumuz, adamlar tanıtmış kendi yemekleri diye. Biz tanıtsaymışız. Neyse, Yunan restoranına gittik.
Bu arada ben Yunanları çok severim. Yunan kültürünü de severim. Yunan insanlarını da severim. Dillerini de severim. Güzel bir dil bence. Öğrenmek isterim. Neyse. Gittiğimiz yerde Giro diye bir şey yedik. Bu böyle dürüm. Bildiğiniz dürüm. Çok güzel. Amerika'da yediğim belki de en güzel şeydi. Kuzu ya da koyun etinden yapmıştım. Muhteşemdi. Bizim ex Amerikalı sevgilim de bayılmıştı. Ve ona diyordum hani Onur'a Türkiye'ye giderse, çünkü öyle bir planımız vardı Türkiye'ye beraber gelmek gibi. Hepsi yalan oldu. O planlar, seni seviyorumlar, sensiz yaşayamamlar, eğlenelimler, hepsi hikaye. Ben bunu çok çok iyi anladım artık. Neyse. Amerikalı olarak ki damak zevkleri çok farklı bizimkinden. O bile bayılmıştı mesela. Bir de yoğurtlu sarımsak yedirdim ona. Yoğurtlu sarımsaklı makarna yapmıştım. Onu da beğendi. Benim makarnada favorimdir yoğurtlu sarımsaklı. Böyle domates soslu falan ya da salça soslu. Onu da yiyip beğenmişti beyefendi. Neyse, ne diyordum? Nereden nereye işte, konudan konuya atlıyorum. Yemek... Ama yani benim de yemekten bahsetmemem beklenir mi? Benim sevdiğim bir şey biliyorsunuz. Neyse. Ay, yanımda aldım. Ciğerlerim yanmış. Ne gülüyor ne bu? Neyse. Sonra diğer konuma bakayım. Buradan yine yemeğe döneceğim ama şunu keşfetmiş bulunuyorum. Ay, bu arada söylemeyi geçemeyeceğim. Arap marketine bir daha gitmeyeceğiz. Güzel değildi. Müthiş pahalıydı. Çaydanlık falan vardı. Çay vardı. Ki burada da Lipton çay aldım. Ben çok çay içen bir insan değilim. Nitekim ev arkadaşım da değilim. Ama olsaydık böyle hani çay tiryakisi falan olacak ki genelde Türk halkı öyledir. Böyle çaydanlık alıp çay yapabilirdik. Fakat müthiş pahalı her şey. Eti burçak bisküvi aldık. Halley falan vardı. Şey vardı. Bizim böyle hazır çorbalardan, buradaki çorbaları hiç sevmiyorum bu arada. Böyle bir yayla çorbası, annemin yaptığı yayla çorbası ya da böyle bir ezogelin çorbasını, hiçbir şey değişmem, ya da işkembe çorbasını. İşkembe çorbası bulamadık, bulsak alacaktık. Neyse, Arap marketi pahalıydı. İçerisi bir garip kokuyordu. Müzik Arapçaydı. Ve ne bileyim, yani böyle hani böyle oryantal hoş bir mekan olmasını beklersin, böyle biraz daha evde hissetmeyi beklersin Amerikan kültürüne kıyasla, ama öyle hissettim. Çok garipti, çok özensiz görünüyordu ve gereksiz pahalıydı. Ayrıca her şey de yoktu. Neyse. Ve evet, burada dışarıda yemek kesinlikle daha ucuz evde yapmaktan. Garip, anlamıyorum. Neden insanların sürekli dışarıda yediğini anlıyorum. Doğru yerde yerseniz dışarıda yiyerek hayatınızı geçirebilirsiniz. Kaykay ve bisiklet olayına değindim. Trafik, dediğim gibi San Diego'da trafik belli bölgelerde birazcık var ama genel anlamda yok. İnsanlar trafikte birbirine müthiş saygılılar. Tek nefret ettiğim şey ışıklarda böyle bazen geliyor 4-5 dakika bekliyorsunuz o ışığın değişmesini. Hani 4-5 dakika çok uzun bir süre değil ama böyle ayakta dikilip bir ışığa bakarak beklediğinizde çok sıkıcı olabiliyor. Ama siz adımınızı attığınız anda bütün arabalar duruyor. Hiç geldiğinden beri belki 2-3 kere korna sesi anca duymuşumdur. Trafikten memnunum. Türkiye'ye gittiğimde bu garipsiyeceğim muhtemelen bile insanlar lap diye sokağa atlamasın. Çünkü burada bu yaşanmıyor. Hayat pahalı Türkiye'ye kıyasla burada San Diego'da, ki normalde yani San Diego'daki arkadaşlarım, işte San Francisco'ya daha kuzeye gitmiş olanlar, oranın pahalılığından şikayetçi, burayı ucuz buluyorlar oraya kıyasla, ama ben sadece burada yaşadığım için henüz Türkiye'ye göre pahalı diyorum. Özellikle burada Türkiye'den gelen parayla geçiniyorsanız ve aileniz böyle iyi durumda değilse çok çok zorlanırsınız. Çalışmanız şart. Fakat Amerikalıların harcama gücünün yüksek olduğunu fark ettim. Harcıyor adamlar yani. Böyle kimisi parasının hesabını yapıyor tabii ama gene çalıştığım işten ötürü görüyorum bunu. Kimisi böyle 3 kuruşun hesabını yapıyor ama kimisi de hiç umurunda bile değil. Gümbür gümbür harcıyor. Amerikalıların bana, mesela bir yabancı olarak bana yaklaşımı, zaten aksanımı duyduklarında İngilizce konuşurken hemen şey oluyor, böyle bir direkt gelip Türk müsün diye soranlar oldu ya da işte bu aksan nereden, nerelisin diye soranlar oldu. Rus aksanına benzetiyorlar aksanımı. Görüntü olarak beni Meksikalılara benzetiyorlar, Araplara benzeten var. Hiç Türk'e benziyorsun diyen, aparım bir tane çocuk olmuştu okuldan, Türk'e benziyorsun sen diye. Onun dışında hep ya Güney Amerikalı sanılıyorum ya da Arap sanılıyorum. Bulgar'a falan benziyorsun diyenler de vardı ama zaten ha Bulgar ha Türk, 10 derece yakın yani. Hiçbir şekilde ırkçı bir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Bana yönelik ya da ne bileyim,
Tabii Orta Doğulu deyince biraz oluyor böyle bir şey oluyor yani. Yine bana yönelik hiç duymadım ama işte Orta Doğu işte bu teröristler oradan gelmiyor mu, Arap teröristler falan sorularıyla karşılaştığım oldu ama Türkiye'ye ya da bana yönelik hiçbir zaman hiçbir şey görmedim. İnsanlar gayet arkadaş canlısı ve sıcaklar. İngilizce konuşma. Yine bir tane genç bir izleyicim sormuş. İngilizce öğrenmeye başlamış. Sen nasıl öğrendin demiş. Canım ben Türkiye'deyken liseye gitmiştim. Anadolu Lisesi'ydi. Orada bir sene İngilizce eğitim aldım. Oh, benim temelim. Yani İngilizce dair her şey aslında oradan geliyor. Şöyle bir olay var. Ben hep ilgiliydim İngilizce'yle. Bir saatime bakayım. İngilizce, İngilizce derken şeye çıkarmayayım. Tamam, daha vakit var. Yani iyi bir eğitim aldım. Onun üstüne ben kendim kattım. Çünkü bu lisedeki aldığım eğitim 15 sene önce falandı. Yani bir şey hatırlamıyorum artık. Ama üstüne bir şey katmasaydım hiçbir şey hatırlamazdım. Ama ben hep ilgiliydim, çabaladım, ettim falan, öğrendim. Çok da aslında ekstrem bir şey yapmadım. Yani ben İngilizce öğrendim. Hani lise dışında çabalamadım. Üniversitedeyken zaten aldığımız İngilizce eğitimi ne yazık ki çok kötüydü ve ben derslere bile girmiyordum hiç. Ama girmeme rağmen hep 90'la 95'le geçiyordum. Havamı da atayım. Buraya geldiğimde de ilk zamanlar çok zorlandım İngilizce'de. Zorlandım derken konuşulanları anlamakta zorlandım. Şu an hemen hemen hiç sorunum yok diyebilirim. Anlaşıyorum. Ne bileyim. Zaten bir dönem sürekli böyle günde en fazla bir saat falan toplamda belki Türkçe konuşuyordum. Onun dışında gün içinde hep herkes çevrendeki İngilizce konuşuyor. Erkek arkadaşım öyleydi falan derken ister istemez Türkçe konuşmuyorsunuz. O yüzden de şey yapıyor. Eğer yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız dil eğitimi için ve orada bir süre geçirmeyi düşünüyorsanız size tavsiyem ev arkadaşı falan tutacaksanız bu kişi Türk olmasın. Türk ev arkadaşıyla kalmanın hiçbir kötü yanı yok, yanlış anlamayın. Dil açısından söylüyorum. Mümkün olduğunca yurt dışındaysanız o ülkenin, hangi ülkesi artık, o ülkenin dilini konuşun. Türk arkadaşlarla takılı kalıp sürekli Türkçe konuşmayın. Diliniz ilerleyemez. Bu benim size yegane tavsiyem olur. Neyse, giyim kuşam demişim. Burada insanlar giyimlerine, kuşamlarına dikkat etmiyorlar. Yani zaten bir beyaz çorap olayı var. Benim eski erkek arkadaşım da bunu çok yapıyordu. Beyaz çorap giyiyor adam. Türkiye'de biliyorsunuz beyaz çorap giyenlere ne göze baktığımızı. Ben dalga geçiyordum. Yapma etme. Bir de çekiyorlar o çorapları böyle. Yapma etme diyordum. Ya olur mu? Ne alaka? Niye renkli çorap giyeyim falan diyor. Onlara göre o kadar normal ki bu. Genelde giyim, erkekler için konuşuyorum. Spor ayakkabı, beyaz çorap, şort, tişört, gözlük, şapka. Tabii ki çok modern ya da değişik giyinenler de var. Böyle modayı takip edenler ama onlar genelde giy oluyorlar. Geylere gelmişken. burada benim oturduğum yere bayağı yakın Hillcrest diye bir yer var ve San Diego'da gay komünitesinin en yoğun yaşadığı yer. Böyle kafe, hatta bir onların böyle o bayrağın olayı neydi bu? Neydi onun rengi? Gökkuşağı renginde bir bayrakla böyle kafelerde ya da barlarda ya da bazı işletmeler böyle dükkanların falan kapısında falan görüyorsunuz. Ne demek onu asmak? Gay friendly diyorlar. Hani gay friendly yani şey hani biz gaylerin haklarına saygı duyuyoruz. Ya da onlar da gay. Ya da onlar da gay. Onu bilmiyordum ben. Ya da gay friendly, neyse. Yani gaylerin yaşadığı belli bir yer var. Tabii ki San Diego'nun her yerinde yaşıyor olabilir ama orada özellikle. Ve öncelikle şunu söyleyeyim. Dediğim gibi hiçbir şekilde böyle, nasıl söyleyeyim, yani gaylerle falan hiçbir şekilde hiçbir problemim yok. Hatta çok sevdiğim gay arkadaşlarım da var. Ve bu tamamen kişisel bir seçim. O şekilde mutlularsa, onları mutlu eden oysa, bir erkeği sevmekse ya da kadınlar için bir kadını sevmekse nasıl mutlularsa öyle olsun yani. O hani tamamen saygı duyduğum bir konu. Hiç problem değil. Fakat buna rağmen, yani açık görüşlü düşünmeme rağmen bu konuda burada şaşırıyorum. Böyle hani böyle bakmamak istiyorum çünkü burada insanlar birbirlerine bakmıyorlar, şey yapmıyorlar. Türkiye'de olsa herkes "Oo!" falan yapar. Burada o yok. Öyle olmayayım istiyorum ama elimde değil, karşıdan iki tane adam el ele tutuşmuş yürüyorlar. Böyle çaktırmadan bakıyorum, ne bileyim. Hani garip geliyor bana, alışık olmadığım bir şey. Yine söylüyorum, yargılamıyorum, kötü bulmuyorum. Kötü ya da iyi bulmuyorum yani, onların tercihi, okey. Ama garibime gidiyor, böyle ev arkadaşına falan yürüyorsak şöyle bir birbirimize bakıyoruz. Karşıdan iki tane adam el ele tutuşmuş ya da böyle öpüşüyorlar falan. Bilmiyorum. Geçenlerde trolleydik. Trolleyden in ya da otobüsteydik. Neyse. Bir durakta iki tane bayan. Gayet böyle öpüşe böyle
takılıyorlardı. Biz bir şey olduk. Ha ya dedik. Yani bu kadar da toplum için, toplum içinde iki bayan olmasından ziyade onların ki biraz abartılı bir münasebetti ama yine söylediğim gibi işte burada alışıyorsunuz böyle şeyleri görmeye. Giyim kuşamlarına dikkat edin. Bazen inanılmaz açık giyiniyorlar. Gene söylüyorum, bir insan istediği her şeyi giymekte özgür ama Türkiye'de öyle bir kadının giyinip de dolaşıp gezebileceğini rahatsız edilmeden hiç sanmıyorum. Burada kimse bakmıyor bile. Ortadoğullar bakıyor, Türkler bakıyor. Birisi daha bakıyor, kim olduğunu söylemeyeyim. Ama Amerikalıların dönüp baktığını görmüyorum. Yani hiç görmedim. O yüzden rahat rahat giyip takılıyorlar. Dövme, bir dövme manyaklığı söz konusu burada. Bir de ilgimi çeken bir şey. Mesela Türkiye'de nerede diyeyim, Migros'ta. Ya da bir, burada bankada bile çalışıyorlar değil mi böyle garip tipler? Mesela bankada kız çalışıyor, tırnaklar bu kadar böyle renkli renkli ya da dövmeli. Ya da işte saçın çılgın bir şekil vermiş ya da işte piercingli vesaire. Burada özellikle böyle işte Target'ta falan ya da işte Türkiye'deki Migros, Tansaş gibi çalışan insanları görmeniz lazım. Tüm kol dövme böyle boynuna kadar, suratında piercing. Hatta dün Walgreens'te, iki gün önce Walgreens'te gördüm. Bir tane kız rasta yaptırmış ama saçlar böyle bitmiş artık. Yani o rastanın artık zamanı çoktan geçmiş. Saçlar her yerde, zenci bir kız. Böyle sütüm püktüm suratta bir sürü piercing falan, o şekilde çalışıyor. Çalışıyor, oranın çalışanı. Türkiye'de böyle şeyler göremezsiniz mesela. O yüzden insanlar birbirlerine bu konuda da çok saygılılar. Herkes istediği gibi görünüyor. Otobüs şoförleri, uzun saçlı, erkekten bahsediyorum, sakallı, dövmeli ya da kadın otobüs şoförleri de var. Sana rahatlar yani. Deli gibi bir dövme aşkı var zaten burada, kadın erkek. Geçenlerde bir adam gördüm, tüm yüzü dövmeydi. Çok fazla yani. Kadınlarda da öyle. Kollar full dövme, vücut, göbek, bel vesaire. Öyle, dövme olayı çok var. Ciddi bir uyuşturucu kullanımı var. Bunun da farkındayım. Bu ne yazık ki Türkiye'de de aslında öyle. Yani özellikle gençlik arasında çok yaygın ama burada da buna biraz daha rahatlar sanırım. Ve hatta burada insanlar onu şey yapıyorlar, böyle normal karşılıyorlar yani. Yasal değil ama çok ciddi bir yaptırımı da yok. O yüzden çok ciddi bir uyuşturucu kullanımı var. Ama ne ki işte esrar, hani zararlı değil, sigaradan bile daha zararlı zaten esrar kullananların fix şeydir, savunmasıdır bu. Neyse, hassas bir konu, çok girmek istediğim bir konu değil benim ama burada kullanan çok, benim hep hayatım boyunca karşısında olduğum bir düşünceydi bu. Türkiye'de neleri özledim? Annemi çok, ama çok. Kardeşimi, kardeşimin eşini, zaten küçük çekirdek ailemiz bundan ibaret. En yakın arkadaşımı çok. Yani en çok ailemi, arkadaşlarımı özledim. Çok şey böyle, uzakta olmak çok garip yani. İlk zamanlar işte buraya gelmenin ilk verdiği heyecanla, bu arada 28 dakika. Buraya gelmiş olmanın verdiği o ilk heyecanla çok fark etmiyordum. Tabii ki yine özlüyordum ama son zamanlar özellikle bazı zorluklar yaşadıkça İyice böyle bir vurmaya başladı buraya. Ama inanıyorum tekrar bazı şeyler güzel olacak ve çünkü buraya yani ben 3 ay gezip gelmeye gelmedim buraya. En azından elimde böyle güzel birkaç sertifikayla dönmek istiyorum Türkiye'ye. O yüzden de dayanacağım. Neyse, ailemi çok özledim. Arkadaşımı çok özledim, arkadaşlarımı. Ama en çok Emine'yi. Muhtemelen izlemiyor bunu ama izliyorsa seni çok seviyorum. Çok çok özledim. Yaptığımız böyle en basit, en sıradan salakça şeyleri böyle çok özledim. Neyse, onun dışında peyniri özledim. Gevreyi özledim. Türk yemeklerini özledim. Annemin çorbalarını özledim. Alsancak'ı özledim. Başka da çok bir şey özlemedim herhalde ya. Yazın belki denize girmeyi özleyebilirim. Çünkü burada okyanusa hiçbir şekilde girmeyeceğim. Zaten girilecek gibi değil. Yani temiz falan filan da köpek balıkları yem olmaya hiç niyetim yok. Evet, İzmir'i özledim. Ailemi, arkadaşlarımı. Dışarı çıkıp Emine ile gezmeyi. Ve Türk yemeklerini. Şimdilik özlediklerim bunlar. Buradan Türkiye'ye dönersem neyi özlerdim? Çin yemeğini.
sushi falan. Türkiye'de de var ama İzmir'de çok fazla yok ve çok pahalı. O yüzden buradaki herhalde biraz medeniyeti özlerdim yani. Bu trafikteki insanların telaşsızlığını, birbirine saygısını, güler yüzlülüğünü. Bunları özlerdim. Tabii ki bu işte inat yapar gibi böyle söylemek istemiyorum ama Target, Walmart, CVS, Walgreens gibi yerlerden Türkiye'de böyle 35-40 liraya aldığımız L'Oreal'lerin burada 7-8 dolara alabilmeyi özlerdim. Bu şu an çok da aldığım yok ama bu en azından böyle bir fırsat var. Böyle gidip görebiliyorsunuz, onları dokunabiliyorsunuz. Bir sürü böyle duvar duvar makyaj malzemesi. Onları özlerdim. Herhalde bunları özlerdim Türkiye'ye dönseydim buradan. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, 30 dakikayı doldurdum. 30 dakika boyunca eveledim, geveledim. Bilmiyorum merakınızı giderebildim mi herhangi bir konuda. Bilmiyorum bu video hoşunuza gitti mi. Ama bana iyi geliyor böyle konuşmak. Çünkü şu sıra biraz duygusalım ve birazcık yalnız hissediyorum. O yüzden sizlerle böyle konuşmak. Sonra da sizler yorum yazıyorsunuz, cevap yazıyorsunuz söylediğim şeylere. O güzel oluyor. İyi geliyor bana. Bu videolara devam edeceğim muhtemelen Amerika videolarına. Umarım bundan sonra ben bilmiyorum ne zaman yaparım, bir daha bir ay sonra, iki ay sonra yaptığımda daha iyi şeylerden bahsediyor olurum. Daha bir burası hakkında hevesle konuşuyor olurum. Kötü değil hiçbir şey. Burası kötü değil. Sadece zor. Ve ev değil yani. Evde hissetmiyorum kendimi. Evimmiş gibi hissetmiyorum. Çok yabancı da hissetmiyorum. İnsanlar işte yabancı... Nasıl söyleyeyim ya? Sadece yüzeysel sanırım biraz bazı şeyler. Hep zaten söylüyorlardı Türkler buraya gelip gidenler. Çok yüzeysel her şey. İnsanlar çok güler yüzlü, çok saygılı. İşte arkadaş canlısı, sıcaklar ama bir Türkiye değil diyorlardı. Değil cidden de. Türkiye'de de sevmediğim şeyler var. Oradayken çok kızdığım şeyler oluyordu. Şu an Türkiye'de siyasi anlamda yapılmaya çalışan şeyler, çalışılan şeyler, değiştirilmeye çalışılan değerlerimiz, unutturulmaya çalışılan değerlerimiz, Atatürkçülük gibi. Bunları düşündükçe ben bu ülkede yaşamak istemiyorum daha fazla diyordum. Yani değiştirilecekse bu ülkenin rejimi, bir İran olacaksak ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum kesinlikle diyordum. Ama işte bir de şey var, hani böyle bir çağdaşlığa şey var, böyle eğilim var insanın, benim içimde değişikliğe, daha açık görüşlü bir yerde yaşamaya. Ama bir de böyle bir ister istemez, ne kadar ben geleneksel bir, gelenekçi bir insan değilim desem de böyle bir Türk'üm yani, var o. Burada daha bir hissettiriyor. Neyse, uzatmaya başladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim cidden. Yaptığınız, yapacağınız yorumlar için muhtemelen tekrar çekeceğim bir tane daha video yakın zamanda. Elimden gelince daha sık video yapmaya çalışacağım. Varsa istek videolarınız lütfen söyleyin. Yapabileceğim şeylerse yapmaya çalışırım. Bu video kafanızda soru işaretleri oluşturursa belli konularda yazın. Bir diğer videoda cevaplamaya çalışabilirim ya da komentlerinize eğer cevap verebilirsem oradan yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi hissetmemi sağlıyor bu. Kendinize iyi bakın. Siz de bana, ben hep sizinle böyle paylaşıyorum oradan buradan bir şeyler. Mesajla olabilir ya da bu videonun altında komentlerle olabilir. Yazmak, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz tekrar. Hoşçakalın.